hastalıklarından başlayalım dilerseniz. Kürtaj ve kürtaj problemleri diye devam edelim. Evet, maalesef son zamanlarda oldukça sık kürtaj vakaları oluyor. İnsanlar isteyerek veya istemeyerek mecbur kalıyorlar, kürtaj yaptırıyorlar. Bir hanımefendi 25 yaşlarında kürtaj yaptırmış. Fakat kürtajdan sonra rahimde birikmemesi gereken kan rahimde birikmiş, pıhtılaşmış. Hastaneye tekrar acil, ağrıdan sızıdan duramıyor, dayanamıyor. Tabii rahimde olmaması gereken pıhtı sinirleri aşırı uyardığı için hastaneye kaldırmışlar. Ağrı ilaçları, ağrı iğneleri yapılmış, serum verilmiş vesaire. Doktoru biraz karınla basarak içerideki kanı boşaltmış ama 3-4 gün sonra tekrar rahatsızlanmış, tekrar hastaneye. Doktor demiş ki o yine pıhtılaşmış. Rahim ağzı çok dar olduğu için böyle bir problem ortaya çıkıyor. Demiş ki olmazsa ameliyat edeceğiz. Korkmuş hanımefendi bana geldi dedi ki ya ne yapacağız hocam, ne yapacağız? Ben ameliyat olmak istemiyorum işte, müdahale ettirmek istemiyorum. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Yani kürtajdan sonra nadiren rahimde biriken kirli kan eğer ki akmazsa pıhtılaşma oluyor ve çok çok tehlikeli olabilir. Problem değil dedim. Ben ona hayıttan üretilen çok özel bir formül geliştirdik biz. Hayıt ekstraktı, civan perçemotu ekstraktı, kadın otu ekstraktı, kara yılan kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından çok özel bir formül. Hayıt forte. Bu Hayıt Forte'den 3 kapsül al, bir de piyota sıcak su doldurup karnına koy. Hiçbir şey kalmaz içerisinde dedim. İnşallah, inşallah, maşallah gitti. Bugün ben aradı diyor ki hocam Allah razı olsun ne oldu? Ne varsa içerisinde boşalmış, hiçbir şey kalmamış. Allah ovaya gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. İçerideki bütün pıhtı böyle avuç avuç dışarı atmış. Yoksa ameliyat olacaktı. Çok basit. Şimdi şu resmini gördüğünüz bitki hayıt. Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde yetişir. Çok güzel bir çiçek açar, mor. Bu tohuma dönmüş hali olgunlaştığı zaman karabibere benzer. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Kubista, Profesör Dubecke, Profesör Millaus, Profesör Neumann, Profesör Rede, Profesör Wuttke vesaire birçok ilim adamı birçok klinik araştırması yapmışlar. Yüzlerce hastayı tedavi etmiştir.